arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle şöyle güzel üç boyutlu bir yaprak çalışması yapacağız. Örgülerimizde süsleme olarak kullanabileceğimiz yaprağımızı dilediğimiz boyutlarda büyük ya da küçük örebilirsiniz. Bakınız şimdi biz 1 2 3 4. 4 tane yükseleni olan yaprağımızı çalışacağız. Eğer daha küçük çalışmak isterseniz başlangıç zincirimizi biraz küçük tutup ona göre çalışıp ya da istediğiniz boyuttan daha önce bitirerek daha küçük bir yaprağa ulaşmış oluruz ya da aynı şekilde büyük istiyorsak daha fazla uzatarak şuradaki dilimlerimizi istediğimiz büyüklüğe uygun olarak örebiliriz. Evet, kolay gelsin diyerek çalışmamıza hemen başlayalım. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Yaprağın genişliğinin 3 defa dolayarak yapmak istiyorum. Daha fazla genişlik isteyen ya da daha fazla yaprak arası uzunluk isteyen daha fazla sarabilir. 1 2 3 defa doladım. Birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum. 2 İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yaprağımızın şuradaki olan kısmını başlamış olduk. Şu kısma bakınız. Ve araya 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 defa doluyorum. Şurada genişlik var bakınız içine girip almaya başladığımız yerdeki bulunan geniş bölüme giriyorum bakınız şurasına. Battıktan sonra tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 yaprağımızın iskeletini oluşturuyoruz. Tekrar araya 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra ilk almış olduğum geniş bölüme şu kısma girerek yaprağımızın iskeletini büyütmeye devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Araya yeniden 2 zincir 1 2 tekrar 1 2 3 dip kısımdaki geniş bölüme giriyorum. 1 2 3 4. Yaprağımızın iskeletini örerek büyüttük. Bakınız 1 2 3 4 5 6 toplam 6 tane şu kutucuklarımızı oluşturduk. Gördüğümüz gibi. Şimdi şu kısmı artık tam merkeze alıyoruz ve yaprağımızın geri dönüşümünü başlatıyoruz. Daha büyük örmeyen örmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha devam edebilirler. 1 2 bir tane zincir fazlalaştırıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra gelerek şu kısma batıyorum. 1 2 3 ve 4 4 defa da aldım tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 defa doluyorum bu kez hemen aynı yere batıyorum 1 2 3 bakınız şu şekilde yaprağımızı kurduk burada iki defa doladık bu kısma dikkat edelim yeniden iki zincirimi çekiyorum birer birer örmeye başlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum bakınız. 1 2 3. 2 tane zincirim. 1 2 3. Tam karşılığındaki bulunan kısma batıyorum. Araya 2 zincir 1 2 3 tam karşısına gelecek yere bakınız. Birebir aynı yere batışımı yapıyorum. 4. Araya 2 zincir 2, 3. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlangıçtaki şuradaki bölümümüze gelerek batıyorum. Şöyle görelim. 7 zincirle başlamıştık. Aynı yere gelerek battık ve bakınız yaprağımızın iskelet kısmını bu şekilde oluşturduk. Şöyle görelim. Şimdi Karşıya geçiyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğnem ördüm. Bir tane daha batıyorum. 8. Elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre daha fazla yapabilirsiniz, daha az da yapabilirsiniz. Hemen diğer kutucuğa geçiyorum. Bakınız ipimizi alttan götürmüştüm. 2 3. 2 zincirde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3. Diğerine geçiyorum. 1 2 3. Diğerine geçiyorum. 1 2 ve 3. Tepe noktasına 2 3. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3. Sık iğnelerimizi eksiltip fazlalaştırabilirsiniz. Sona kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak ilerletelim. Evet, kenarlarını sık iğne yaparak yaprağımızın e, kenar çevresini bir tur dolandık. Şimdi tam başlangıç yerimizin bulunduğu yerdeyim. Yeniden atıyorum. Geçişimi şu şekilde yaptıktan sonra birer birer sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. 7 zincir çekmiş olduğum bölümdeyim. Her birinin üzerine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet şu şekilde altı tamamen ördüm ve birinci yaprak e, diliminin olacağı yere geldim kısma geçiyorum. Bakınız burayı geçiyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Attım ve buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Şu ortadaki görmüş olduğum yere gelerek batıyorum. Uzattığım trabzanıma 4 zincir ve hemen geri çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. 1 2 3 4 5 defa başını bir defa dolayarak ördüm. Dilerseniz daha fazla da örebilirsiniz. En son diğer tarafa geçeceğim. Bakınız tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibinden giriyorum. Her ikisini alıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Şöyle ve bir sonraki yere de giriyorum. 1 2 3. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve başlıyorum. Batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bakın hemen bir yerine geçmeden, hiç atlamadan bakın her bir zincirimize 1 2 3 4 batıyorum. Çeviriyorum tığımın başını doluyorum. Tek seferde sarmaya başlıyorum. 2 3 4 5 Daha fazla isteyen arkadaşlarımız daha fazla da ilerlerde başını doluyorum. Hemen şu alttan iki ilmeğimi alıyorum. Zincirimin dibindekini geçiriyorum ve bir sonrakini de aldıktan sonra hepsini aynı anda örüyorum. Bakınız yaprağımızı Sık iğnemi batıyorum. Diğerine geçiyorum. Aradaki geri dönüşümüzü yapacağımız trabzanımızı görüyorum. Hemen bir ileri geçtikten sonra 1-2-3-4 Şöyle önden geçiriyorum. Hemen arkasını çevirerek tığımın başını doluyorum. 1-2-3-4 5. Tığımı başını doluyorum. Zincirimin dibinden giriyorum. Geçiyorum. Bir sonraki sık iğnemin içerisine batıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Şu şekilde yaprağımız yukarıya doğru düzgün bir şekilde ilerliyor. Evet, tepe noktasına kadar bu şekilde devam edelim. Tam tepe noktamızdaki bakınız tam ortadaki bölümdeyiz. Yani şöyle devam ede gelen trabzanımızın bulunduğu noktadayız. Hemen buradan da örmeye başlıyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Şurada görmüş olduğumuz bölüme girişimi yapıyorum. Bir tekrar giriyorum. Kendisine giriyoruz bakınız. 2 3 Dört defa girdim tam ortadakine arkasına biraz önce şuradaki batmış olduğumuz yerin hemen dibine gelerek batıyorum ve burayı sabitliyorum şu kısmı ve yanındaki sık iğneme batıyorum bir hemen yanındaki sık iğneme batıyorum şuradaki yan trabzanımı 1 2 3 4 tekrar zincirimi çektim geri gelerek batıyorum yönünü çevirerek başını dolayıp beşer tane tek trabzan ya da yarım trabzan nasıl adlandırıyorsanız 3 4 5 başını doluyorum hemen dibinden alıyorum geçiyorum Yandaki sık iğne ile hepsiyle birlikte şu şekilde geçişimi yapıyorum ve yaprağımı aşağıya doğru ilerletiyorum. Evet aşağıya kadar örerek geldim. En son 7 zincir çekerek örmüş olduğumuz bölümdeyiz. En son 5 tane trabzanımı ördüm. Başını doluyorum. Dibinden giriyorum. Çektikten sonra sık iğneli bölüme batıyorum. Hepsini aynı anda çekip sık iğnelerimle ilerliyorum. birer birer batarak ilerlemekteyim. Tam orta bölüme geldim. Orta bölümü battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilediğim uzunluğu şuradaki kullanmak istediğim yaprağımın alt kısmının uzunluğunu istediğiniz zincir ölçüsüyle ayarlayabilirsiniz. Tığımın başını doluyorum ilk seferde bakınız. Çekiyorum. Yanındakine doluyorum çekiyorum. Birer birer yukarıya doğru yaprağımızın sap kısmını da çalışmış oluyoruz. Atıyorum. Dibine hemen sadece şu şekilde geçişimi yaptıktan sonra bir tane sık iğne gibi batıp ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi de çektikten sonra ipimi keserek yaprağımı tamamlamış oluyorum. Sap kısmımızı da örerek tamamladıktan sonra yaprağımız kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görelim bakınız gayet güzel bir çalışma. Şöyle diğerlerine de bakalım bakınız. Rengarenk yapraklarımız kullanıma hazır. Bu şekilde bir çalışmamızı daha tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.